Bu dönemdeki en ciddi sorunlardan biri de birçok çocuk aylarca evden hiç dışarı çıkmadılar. Bunu kesinlikle hiç sağlıklı bulmuyorum bir hekim olarak da, bir çocuk ruh sağlığı uzmanı olarak da. Mutlaka haftada en az 4-5 gün çocukların doğa yürüyüşlerine çıkması, eğer fırsat varsa birkaç tane yakın sevdikleri arkadaşlarla sosyal mesafe kurallarına uyarak açık alanlarda görüştürülmesi hem ara tatil dönemi için hem okul dönemi için en önemli tavsiyelerimden biridir. Maalesef bazı okullar çocukların sokağa çıkma izinleri olduğu saatlerde eğitime ara vermedikleri için burada da yine ebeveynlerin diğer velilerle işbirliği yaparak okullarla, yöneticilerle görüşüp o sokağa çıkma izinlerinde okullardan mutlaka ara vermelerini istemelerini öneriyorum. Ara tatilde eğitime de yine vakit ayırmak gerekiyor. Tamamen eğitimi rafa kaldırmak doğru olmaz. Çünkü zaten şu an aksayarak ilerliyor. Ama buradaki tek sorumluluk öğrencilere ait değil. Ebeveynlerin de üzerine düşen görevler var. Bir önceki dönemin konu müfredatını gözden geçirip çocuğun konu eksiklerini tespit etme. Tercihen aile dışı biriyle bu eksikleri çalışmaları, tabii ki çok yoğun bir ders programı uygun olmaz. Çocuğu sıkmadan eğitim eksiklerini de gidermeye çalışma uygun olacaktır. Eğer yine de çocuk anlamakta, öğrenmekte dikkat vermekte zorlanıyorsa, evdeki sorunlar bir kriz haline geldiyse ve kendileri çözmekte zorlanıyorlarsa, bu söylediğim öneriler işe yaramıyorsa, o zaman mutlaka bir uzman desteğini vakit geçirmeden uygun zamanda devreye sokmak lazım. Sağlıklı günler dilerim.